Taşbaşı Sanat Galerisi yeni açılmasına rağmen metropollerdeki galerilerle boy ölçüşebilecek bir ilgi görüyor. Uluslararası düzeyde yetkin sanatçıların eserlerini ordularla buluşturan galeri şu sıralar yine uluslararası düzeyde en öne çıkmış sanatçı Yurdaer Altıntaş'ın grafik çalışmalarını sergiliyor. Plastik Sanatçılar Derneği'nce gerçekleştirilen sergiyi her gün onlarca sanatsever ziyaret ediyor. Galerinin bugünkü konukları ise Ordu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri oldu. Çok memnunuz sergiden. Bakıldığında çok değişik şeyler görülmekte. Mesela tipografi, grafik bölümünden de çok şey yansımakta. Eski sinema bölümüne bakıldığında çok şey göz önüne bulunduruluyor. İlk defa böyle bir çalışma statüsüne varılmış bir sergideyiz. Her zaman gelinebilecek bir yer değil. Çok az bulunabilecek bir sergi. Müjdar'ın grafik sergisine geldik ve gayet keyifli. Değişik eserler var. Hoşumuza gitti. İşte dikkat çekici eserler var. Mesela şu gördüğünüz eser gayet dikkat çekici ve güzel bir yer yani. Keyif alıyoruz buraya gelmekten. Ordu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Serpil Kazancı, ekonomik kaygıların yoğun olduğu toplumsal yapıda sanatın fazla gelişmediğine vurgu yaptı. Resmin muhalif olduğuna da dikkat çeken Kazancı, resmin toplumsal gelişmedeki yerini anlatırken onu sessiz çığlığa benzetti. Bir ülkenin ekonomik düzeyi üst seviyeye çıkmadığı sürece o ülkedeki sanat sancır. Bu böyle bir şey. İnsanlarda ekonomik kaygılar olduğu sürece işte çocuğuna resim yapma, matematik çalış, fizik çalış. Çünkü biliyorsunuz bazı şeyler hala ülkemizde yerine oturmamış. O yüzden sanat bence hak ettiği yeri de alamıyor. Kişinin kesinlikle kendini ifade etme biçimidir. Biliyorsunuz müzik daha evrensel gibi görünüyor. Hani daha genel topluma hitap ediyor. Resim biraz daha sessizdir. Sessiz bir çığlıktır. Yani kişinin duygularını dile gelmeden sessizce ifade eder. O yüzden de çok kişi de resimden anlamıyor ne yazık ki. Veya soyut resimlerden, realist olmayan, realistliğin ötesindeki resimlerden çok fazla anlamıyorlar. Resmin bir muhalif tarafı var mıdır? Tabii ki vardır. Bugüne kadar bir sürü sanatçı olmuştur ve bu konuda işlenmiştir.